Ve Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Narin Güran cinayetinin soruşturması devam ediyor biliyorsunuz. Yeni bir gelişme var mı? İşte bu soruyu soracağız. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bize yine o köyden aktaracak. Yeni bir gelişme var mı? Son durum nedir? Paylaş bizimle Sinan. Narin Güran soruşturması 46. gününde de devam ediyor. Narin'in mezarına ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Çok sayıda vatandaş Narin Güran'ın mezarına geliyor. Bakın şu anda bir dolmuşu ekranlara taşıyoruz. İşte dolmuşta bulunan çok sayıda kişi Tavşantepe köyüne geldi ve burada mezarlıkta Narin'in mezarında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Tabii aradan 46 gün geçti. Narin Güran soruşturmasında katil veya katiller henüz bulunmuş değil. Hem jandarma hem de savcılık koordineli bir şekilde çalışarak katilleri bulmaya çalışıyor. Bir yandan da soruşturma derinleşerek devam ederken köyün çevresinde bulunan kamera kayıtları da inceleniyor. Bakın şu anda askeri üst bölgesini kameraman arkadaşı Muhammed Özgül Tekin ekranlara taşıyor ve orada bulunan 3 tane kameranın kayıtları TÜBİTAK'ta incelendiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda da köyün kuzey kısmında bulunan çevredeki güvenlik kameralarına da el konuldu. Çünkü köyün kuzey kısmında amca Salim Güran'ın tarlası bulunuyor. O bölgeyi görüntüleyecek eğer bir kamera varsa da onu da jandarma kuvvetleri tarafından alındığını söyleyebiliriz. Şimdi biz mezarlığın içine geldik. Tabii biraz önce burada sizin ekranlara taşıdık biraz önce. Çok sayıda kişinin buraya geldiğini gördük. Narin Güran'ın mezarına gelerek vatandaşlar burada dua etti. Tabii cansız bedeni dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'la ilgili sürecin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Savcılar ve jandarma ekipleri olaydan önce Nevzat Bahtiyar'ın kimlerle irtibatlı olduğu, olayı nasıl gerçekleştirdiğine dair araştırmasına devam ediyor. Aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde de dosyaya giren bazı telefon sinyalleri, verileri de vardı. Amca Salim Güran'la cansız bedeni dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyalleri de dosyaya girdiğini söyleyebiliriz. Narin görüldükten 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yan yana olduklarına dair veriler tespit edildi. Ve 18 dakika boyunca da Nevzat Bahtiyar'la amca Salim Güran'ın yan yana kaldıklarına dair telefon sinyalleri de dosyaya girmiş durumda. Bakın şu anda kamera arkadaşım Muhammed Özgül Tekin ekranlara taşıyor ve Narin'in mezarı başındayız. Biz görüyorsunuz Narin'in de fotoğrafı, yine bununla beraber çanta var, yine bazı hediyelik eşyalar var, bazı notların da olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ekranlara taşımak istiyorum. Bakın şu anda bir notu: nur içinde yat Narin, bir kalp, kalbin içerisinde yazılan bir notu paylaştım. Hemen diğer notlara da bakayım. Yine Narin'in fotoğrafını çizen bir notu ekranlara taşıyoruz. Cennette melek ol, Samsun'dan Buğul Güven diye biri küçük Narin'e işte bu fotoğrafı göndermiş. Tabii üzüntü verici bir olaydan bahsediyoruz. Acı verici bir olaydan bahsediyoruz. Tabii aradan 46 gün geçti. Aslında herkes Narin'i kayıp diye biliyordu ve arama kurtarma çalışması yoğun bir şekilde devam etti. Hem insansız hava aracı havalandı, hem de karadan gönüllü birlikler, jandarma komando timleri, AFAD, UMKE, yine bazı STK temsilcilerinin arama kurtarma ekipleri buradaydı. Bakın burada aslında günlerce yoğun bir arama çalışması yapıldı. Ancak Narin bulunamadı ve arama çalışmasının 19. gününde Narin Güran'ın cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bırakıldı. Şimdi orayı da aslında görüntüleyebileceksek, hemen karşı taraf Eğer Tutmaz Deresi yaklaşık 1,5 kilometre köye uzaklıkta bulunuyor. Dere yatağının kenarında Narin Güran'ın cansız bedenini gömen kişi de katil zanlısı Nevzat Bahtiyar. 3 kez ifade değiştirerek kafaları karıştırdı. Ve şu an için Nevzat Bahtiyar'ın tutuklu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da savcılar Nevzat Bahtiyar'ın aracıyla ilgili araştırmasına devam ediyor. Çünkü kırmızı bir otomobilin
yaklaşık 50 dakika boyunca dere yatağında kaldığına dair görüntülerde tespit edildi ve konuyla ilgili o aracın olaydan önce neredeydi, kimler tarafından kullanıldı, o sabah itibariyle köyde neler yaşandığına dair görgü tanıklarının da ifadesine başvurulduğunu söyleyebiliriz. İşte Narin Güran'la ilgili soruşturma derinleşiyor. Elde edilen kamera kayıtları TÜBİTAK'ta inceleniyor. Bilirkişi heyeti raporu tamamlayıp artık Diyarbakır'a da göndermesi bekleniyor. Çünkü yaklaşık 10 gün olduğu biz kamera kayıtlarından bahsediyoruz. Özellikle de 360 derece dönen kameranın kaydı oldukça önemli. Çünkü köyü de tamamını alabildiğini söyleyebiliriz. Görüntüler Diyarbakır'da çözülemediği için, çünkü uzman ekip yakınlaştırıp görüntü yaklaştırdığında çözünürlüğü çok düşüyor. Dolayısıyla da o çözünürlüğü net bir şekilde görmek için TÜBİTAK'ta incelendiğini söyleyebiliriz. Yoğun bir mesai harcanıyor. Hem jandarma hem de savcılar çalışıyor. Belki yakın bir zamanda TÜBİTAK'ta görüntüler gelirse, rapor tamamlanıp Diyarbakır'a gönderilirse katil ve katillerin kim olduğuna dair net cümleleri sarf edebiliriz diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.